merhaba arkadaşlar. Bugün hem bir şarj aleti hem de powerbank olarak kullanabileceğimiz bir cihaz tanıtacağım. Cihazımızın adı Xstar PB2. Benim aldığım kutuda yeni jenerasyon yazıyor. Demek ki bir önceki versiyona göre bir değişiklik olmuş. Ben bir önceki versiyonu bilmiyorum. Şimdi biz bu ürünü inceleyeceğiz. Burada 11 dilde hazırlanmış bir kullanım kılavuzu var. Oldukça detaylı. İçinde Türkçe de var. Ama cihaz o kadar detaylı değil. Ben buradakileri anlatmaya çalışacağım. Bir de garanti kağıdı çıkıyor içinden. 7 sene kullanım ömrü beklentisi var ama bunların genelde garantisi 2 sene oluyor. 7 sene sadece kullanım ömrü beklentisi. Şimdi cihazı inceleyelim. Kendi içinden adaptör çıkmıyor. Sadece bir USB kablosu çıkıyor. Bununla sadece 18650 boyutundaki lityum iyon pilleri şarj edebiliriz. Başka herhangi bir cihazı şarj edemeyiz. Aynı zamanda da powerbank özelliği var. Yani şuradan beslediğimizde pillerimizi şarj edebiliyoruz. Buradan çıkış aldığımızda da cep telefonumuzu veya 5 voltla çalışan herhangi bir cihazı şarj edebiliyoruz. Giriş 2.1 olabilir. Çıkış da 2.1 olabiliyor. Daha az akım verirseniz yine çalışıyor. Ama en iyi performansı pilleri tam en yüksek akımla doldurabilmek için 2.1 amperlik bir giriş gerekiyor. Şimdi farklı pilleri aynı anda takabilirsiniz. İkisini tamamen farklı şekilde şarj ediyor. Bir pil taktığınızda hiçbir şey olmuyor. Sadece şurada bir tuşu var. Buna bastığınızda yüzde gösteriyor size. Mesela bu pil yüzde 16 doluymuş. Bunu çıkardık. Başka bir pil takıyoruz. Bu pilde yüzde 61 doluymuş. Şimdi iki pil takalım. Bunların bize bir ortalamasını gösterecektir kendince. Yüzde 35 dolu diyor bunlara. Yani nasıl bir hesap yapıyor çok bilmiyorum ama voltaj üzerinden bir doluluk bize göstermeye çalışıyor. Giriş kablosunu takıyorum. Bu normalde lazım değil. Bu ürünü biliyorsunuz. Sadece akımı göstermek için bunu kullanacağım. Taktığımızda boştayken led yanıp sönüyor ama pil takıldayken herhangi bir işlem olmuyor. Pilleri taktığımızda hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Piller şarj olmaya başlıyor. Bunu buradan da takip edebiliriz. Şu anda buradan 5.5.1 volt ve yaklaşık 2 amper geliyor cihaza. Pillerimize bu 1 amper 1 amper olarak dağılıyor. Eğer tek bir pil takılı olursa yine 2 amper geldiğini göreceğiz. Çünkü tek bir pili 2 amperle şarj ediyor. Tek bir pili 2 amperle şarj ediyor. 2 pil taktığımızda ise bunları ayrı ayrı 1 amperle şarj edebiliyor. 2 amperden fazla herhangi bir şekilde şarj edemiyor. Daha yüksek güçlü bir şarj aletiyle de besleseniz 2 amperden daha fazlasıyla şarj edemiyor. bunun güzel bir özelliği var. Diyelim ki bu pil %10 dolu, bu pil %50 dolu. Önce %10 doluyu %50 seviyesine getirecek. Ondan sonra ikisini aynı anda şarj etmeye başlayacak. Bu güzel bir özellik. E, şarj tamamen bitmeden çıkarsanız bile e, piller dengelenmiş olur. Bu yönden güzel. E, powerbank'te de aynı şekilde çalışıyor. Şimdi powerbank moduna bakalım. Powerbank modunda isterseniz farklı farklı piller de takabilirsiniz. Biraz önce şarjda anlattığım gibi powerbank'te de aynı şey var. Diyelim bu pil %100 dolu, bu pil %50 dolu. Önce bu pili kullanarak bizim çıkış almamıza izin veriyor. İkisi aynı seviyeye geldiğinde ikisini birden kullanıyor. Bu güzel bir özellik. Şimdi, Power Bank için cihazımızı bağlıyoruz. Bağlar bağlamaz zaten burada 5 volt çıkış aldığımız görülüyor. Bunu sıfırlayayım bu arada. 5 volt çıkış alıyoruz. Power Bank modunda isterseniz bu kapağı da kapatabilirsiniz. Yani mıknatısla çok sıkı bir şekilde tutuyor ve pilleri de hiçbir şekilde düşürmüyor. Şimdi, Power Bank modunda bağlantıyı yapar yapmaz telefonumuz şarj olmaya başlıyor. Telefon şu anda 0.92 amperle şarj oluyor. E ben bunu farklı bir telefonla da denedim. 1,5 2 amperle de şarj edebiliyor telefonumuzu. Yani bu telefonla ilgili bir şey bu. Bu 1 amperle şarj olabildiği için şu anda biz sadece 0.92 amper görüyoruz ama daha fazlasını da aslında destekliyor. Yani daha yüksek çıkış akımı verebiliyor. Şimdi bir tarafı bantlı olan bir pil takacağım. Bağlantıyı multimetre yardımıyla sağlayacağım. Multimetre araya seri bağlayabilmek için böyle bir bağlantı yaptım. Böyle bağladığımızda şarj işlemi başlamayacak. Çünkü eksi kutba herhangi bir temas olmayacak. Biz o teması multimetre yardımıyla sağlayacağız. Ee, gerçekten pilimizi kaç amperle şarj ediyor bunu göreceğiz. Piliniz yeterince boşsa tek pil takılıyken 2 amperle şarj edebiliyor. Tabii ki pilin de 2 amperle şarj olmaya uygun olması lazım. Şu anda gördüğünüz gibi 1999, 2000 miliamper geçiyor pilimizin üzerinden. Buradan 5 volt 1.9 amper geliyor. Ondan sonra burada 4.2'ye düşüyor. Akımımız da yaklaşık 2 amper olabiliyor. Yani rahatlıkla bir pili 2 amperle şarj edebiliyor. Tabii ki pilin 2 amperle şarj olmaya uygun olması gerekiyor. Ve aynı zamanda boş olması gerekiyor. Yani çok dolu bir pil 2 amperle şarj olamaz. Hemen 4.2 volta fırlar. Dediğim gibi iki pil olsaydı eğer birer amperle şarj edecekti. Dengelemeden sonra bu cihazın kendi sitesinde çok güzel bir incelemesi var. Oradan da izleyebilirsiniz. Ben sadece Türkçe bir kaynak olması açısından bu incelemeyi yaptım. Oldukça pratik bir cihaz. Yani hiçbir fonksiyonu yok. Pilleri takıyorsunuz, şarj oluyor. Pilleri takıp çıkış alıyorsunuz. Cep telefonunuzu veya 5 voltluk herhangi bir şeyi şarj edebiliyorsunuz. Tek fonksiyonu şu: Buna bastığınızda pilinizin doluluk seviyesini gösteriyor. Ee, oldukça pratik. Çok iyi bir cihaz. Yani fiyatı 16 dolar. Baktığınız zaman ucuz ama buna 140-150 TL olarak baktığınızda tabi pek ucuz değil. Ee, bu yönden biraz kötü. Ee, benim herkese tavsiye ettiğim bir cihaz. Hem powerbank işlerinizi görüyor hem de şarj aleti ihtiyacınızı gideriyor. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İncelenmesini istediğiniz şarj cihazları varsa onları yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda instagram kanalımı da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler.